Köşesinde bulunan ve özellikle Sedef Hastalarının Doğal Tedavi Merkezi olarak Balıklı Kaplıca ile aynı özelliğe sahip Kalkımköy bölgesinde yeni bir kaplıca alanı inşa edilecek sevgili seyirciler. Sivas İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından bölge ile ilgili imar planı hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüksek Kurulu'nun onayına sunulacak. Doktor balıkları ile ünlü olan Kangal Köşesindeki Balıklı Kaplıca'nın bir benzeri daha yapılacak. Kangal ilçesi sınırlarında bulunan su ve içindeki balıklarla diğer kaplıcayla aynı özellikleri taşıyan Kalkımköy bölgesinde bulunan jeotermal suyun bulunduğu alan için Sivas İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından imar planı hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüksek Kurulu onayına sunuldu. Planların bakanlık onayından çıkmasının ardından bölgede kamulaştırma işlemlerine başlanarak öncelikle turizm standartlarında yol çalışması yapılacak. Kalkın Balıklı Kaplıcası imar planında restoran, kafe, otel, motel, kür merkezi, ticaret alanları, spor parkları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, idari tesis alanı, karakol, ibadethane alanı, otopark gibi donatılar yer alacak. Kangal Balıklı Kaplıcası ile Kalkın Kaplıcası'nın benzer pek çok noktası olduğuna dikkat çeken İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal alanların oldukça önemli olduğunu söyledi. Ayhan, Kalkın yöresinde çevre, nizam ve imar planlarının ardından gerek görülen noktalarda kamulaştırma yapılarak Sivas'a yeni bir termal turizm tesisi kazandırmayı planladıklarını söyledi. Efendim, Sivas'ta tarihi ikiz konaklar.